Tokyo'dan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, malumunuz uzun zamandır video atamıyoruz. Yani video atamıyoruz değil, atmak içimizden gelmiyor. Ama artık hayat rutin olarak devam etmek zorunda arkadaşlar. Gönlümüz her zaman depremzedelerle birlikte olacak. Biz duamızda her zaman onları içine katacağız ve dualarımızda olacaklar. Bunu bir kez daha belirteyim. Yani video çekerken insan birazcık tedirgin olabiliyor ama bir şekilde de bizden beklenti içinde olan takipçilerimiz, dostlarımıza, onlara da hizmet etmeye devam etmemiz gerekiyor. Ben dostlar, videomuzun başında sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Öncelikle bugünkü videomuzun içeriği olan kerevizli, havuçlu ve dostu oreganolu. Bunu hemen göstereceğim sizlere. Arkadaşlar, şimdi ürünümüzden de bahsedeceğim. Bu ürün ne işe yarar, nedir onu da belirteceğiz ama öncelikle mamamızın içeriğini bir söyleyelim. İçinde yumurtamız var, köy yumurtamız doğal. Çimlendirilmiş buğdayımız var arkadaşlar. Yine kerevizimizin içi ve kendisi var arkadaşlar. Havucu söylemiştik. Kekik ve arkadaşlar şu gördüğünüz kek olan yine bir tufu fruit mamanın kurtlu ballı polenli ve onun dışında arkadaşlar best mamasını karıştırıp verdim ve şu anda bu görüntüyü aldık. Dosto oregano arkadaşlar, evet. Bu da nedir? Bunu Türkiye'de bulmanız çok zor. Tolisa'nın ürünüdür. 500 gram. Bundan 2 tutam döküyorsunuz. Ölçeği var içinde ve mükemmeldir. Koku bırakıyor. Bu koku için mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Koku için değil. Bunun nasıl özelliği? Yavru ölümlerinin önüne geçmek için, bağırsak florasındaki hastalıkların önüne geçmek için, üreme kanallarındaki hastalıkların önüne geçmek için, yani kuşlarımızdaki iç hastalıkları engelleme amaçlı mamalara katıyoruz ve mamada da iştah artırıcı bir özelliği vardır kokusuyla. Hayvan bunu kokusunu alır almaz direkt mamaya atılım sağlıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğiz. Yavaş yavaş dağıtacağız. Ben şöyle arabamla hemen alayım. Burada bismillah deyip bu arada Berat sağ olsun bizim bugün videomuzu çekecek. Arkadaşlar şimdi yanıma şöyle bir malzeme almam lazım. Evet, hemen geldim. Şunları dökmek için. Bunun bir sıkıntısı yok. Radyomuz burada. Radyo olarak kullanıyoruz. Eski bir telefon. Çok vermiyoruz. Şimdi mamayı dağıtırken sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bana sıkça gelen bazı sorular var. Mesela deniyor ki yumurtalı kuşa mama verilmez mi? Hayır. Kesinlikle verilir. Şimdi kimin ne dediğini boş verin. Eğer beni biraz seviyor, biraz benim söylediklerimi mantıklı buluyor ve benim dediklerime göre hareket etmek istiyorsanız arkadaşlar, benim dediklerimi şu anda kulağınızı açıp dinleyin. Birincisi, muhabbet kuşlarına mama haftada en az 2 ya da 3 defa verilmelidir. Yani herhangi bir muhabbet kuşuna mamayı haftada 2-3 defa vermeniz gerekir. Yavrulu muhabbet kuşlarına her gün mama verebilirsiniz. Bu daha iyi olacaktır. Ama mamalarda arkadaşlar ne kullandığınız önemli. Yani her gün aynı mamayı vermektense bir gün havuç koyabilirsiniz. Bir gün pancar koyabilirsiniz. Bir gün kereviz koyabilirsiniz. Mesela biz bugün mamamızın içinde kereviz koyduk. Belki görünmüyor ama kokusunu biz alıyoruz burada. Buram buram. Kereviz koyabilirsiniz. Her gün verebilirsiniz. Şimdi yumurtalı kuşa da yine dediğimiz gibi en az 2 ya da 3 defa mama verirseniz arkadaşlar o hayvan daha sağlıklı, daha içeride mutlu bir şekilde yatacak. Erkek kuş belki onu besleyecek, belki beslenecek ama o çıktığında bu mamayı yediğinde arkadaşlar yine gidip yumurtasına yatacak. Yani öyle elzem bir soğutma olmayacak. Onu da belirtmiş olalım. Bunun dışında yine en önemli dikkat etmeniz gereken husus, kullandığınız mamanın markası önemli. Kullandığınız mamanın içeriği önemli arkadaşlar. Yani mamanın kıvamını az önce gösterdim. Yakınlaşalım tekrar. Bunu daha önceki videolarda da söyledim. Bak arkadaşlar, kısır tavuğunda olacak. Şöyle tuttuğunuzda
Sıktığınızda bakın. Şu an sıkıyorum. Bu böyle bir kalıp aldı. Gördüğünüz gibi. Bu çiğ köfteye benzedi şu anda. Hatta mercimek köftesine de benzedi. Ama bunu şöyle tuttuğunuzda bu tekrar dağılacak arkadaşlar. Yani yapışmayacak. Gördüğünüz gibi topak topak olmayacak. Mümkünse mamaya hazırlarken elinizi şu şekilde hazırlayın. Yani çiğ köfte yoğurur gibi. Çünkü bütün etken maddeler birbiriyle etkileşim haline girsin. Bunu özellikle sizlere söylemek istiyorum. Konuyu toparlayacak olursak, muhabbet kuşlarına yavrulu dönemde her gün mama verebilirsiniz. Ama her gün içeriğini farklı. Yani bir gün bebek hamlelerin, bir gün içerisinde havuçla birlikte örnek veriyorum multivitaminlerin, bir gün pancarla birlikte sedokol verin mesela, amino asit, karaciğer koruyucu verin, metolamin forte. Bir gün farklı farklı şeyler verin. Her gün farklı verdiğiniz zaman hayvanlarımız çok daha mutlu olacak. Şöyle genel olarak bir gezelim. Yani sağ olsun Berat sizi biraz kısa bir gezdirdi. Arkadaşlar burada neyi gördük? Hayvanlarımız zaten mutlular. Yani biz hayvanlarımızı mutlu ettiğimiz sürece, bakımını yaptığımız sürece kızıştırma diye bir hikaye olmayacak. Hayvan mutlu olduğunda üremek isteyecek ve siz doğal olarak onu kızıştırmış olacaksınız. El vitamini vesaire vermenize gerek yok. Ama sezon öncesinde el vitamini ve bakın hayvan güzelce bekliyor arkadaşlar. Mama gelecek diye bekliyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu hayvanlar mamanın gördüğünde aklı çıkıyor. Bakın bu alıştırma yöntemidir. Yani eğer mamanız iyi ise, yaptığınız mama hayvanlarınızı mutlu ediyorsa hiç kuşku duymadan mama yapıp verebilirsiniz. Ama ben şimdi tekrar söylüyorum. Bu hayvanların genetiğinde sıvı ürünler yoktur arkadaşlar. Yani nemli ürünler yoktur. Bu hayvanların genetiğinde tohum ürünleri vardır. Yani bakliyat. Örnek veriyorum daldarı, yulaf, işte Japon darısı, beyaz daldarı, kuzul daldarı. Bu tür ürünleri daha çok severler. Ekseriyet onlarla beslemeniz daha iyi olur. Mama yaptıktan sonra dışkılarında hafif de olsa bir ishal söz konusu olabilir. Ama bu ishallik kalıcı değildir arkadaşlar. Geçicidir tıpkı bizim. Dönemsel olarak yediğimiz yiyecek içecekler olabiliyor. Çiğ köfteden açtık konuyu. Mesela çiğ köfte yediğiniz zaman çoğu kişinin 10 kişiden 7'sinin 8'inin midesinde bozulmalar olabiliyor. Bunun gibi düşünün. Şimdi çok fazla uzatmadan genel olarak mamalarımızı dağıtıp bir de kuşlarımızı şöyle ilgisini gösterip videomuzu yavaştan sonlandıralım. Genel olarak tüm hayvanlarımızın mamalarını dağıttık. Şöyle en baştan dağıttığımız yerden başlayalım. Bu hayvanlar şu anda yemişler, dağıtmışlar, bitirmişler. Hala yemekte olanlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani genel anlamıyla muhabbet kuşlarımıza mamamızı servis ediyoruz. Mamayı hiç vermiyor değiliz. Şimdi bir konuya daha değineceğim. Eskiden yabancı sermaye ürünler mantıklıydı. Türk sermaye ürünlerle hemen hemen kafa kafayaydı arkadaşlar. Bu sebeple yabancı ürünleri kullanıyorduk seve seve ama artık bu tür israfı bol olan ürünlerimiz mesela mama bunlara bir örnek. Kuşlarımız çoğunlukla çoğunu yemiyor. Bu arada mamayı ne kadar vereceğimizi söylemedik ama tüm videolarda bahsediyoruz. Mamayı arkadaşlar hayvanlarımıza bir yemek kaşığı kadar veriyoruz ama böyle balık sırtı olmayacak. Normal bir şekilde veriyorsunuz. Hayvan onu bir gün içinde tüketiyor zaten. Bunu yedirebilir. Ertesi güne kaldığı zaman problem başlatabilir. Ama bizim kullandığımız ürünler var ise içinde. Dosto Oregano mesela. Bunu arkadaşlar temin etmek isteyenler de bana ulaşabilir. Gramaj olarak veriyoruz bunu da söyleyelim. Bunlar kullandığınızda mamanın bozulma süresi daha da uzuyor. Ama biz yine buna güvenip de mamayı saatlerce önlerinde bekletmiyoruz. Bunu da belirtelim. Tekrar konumuza dönelim.
Yani yerli sermayede şu anda arkadaşlar sattığım için demiyorum. Satmasam bile bu lafımın arkasındayım. Beautiful Food mamanın ciddi derecede kalitesi ortada. Tüm üreticiler tarafından şu anda kuşları tarafından tüketilmekte. Onu belirtmiş olayım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Benden veya başkasından alın, hiç önemi yok. Ama Beautiful Food şu anda Türkiye'de ünlü üreticiler tarafından da kullanılıyor. Bunlar hatta kendilerine de izin alarak söyledim. Bunlar örnek olarak Hüseyin Yıldırım, Gürsel Aslan, Sıttık Yamaç, Murat 93oğlu. Çevremdeki birçok dostum üretim hanelerinde bu Beautiful Food mamayı kullanıyor. Belirtmiş olayım. Yani gözünüz kapalı, güvenerek kullanabilirsiniz. Yine diyorum, bakın, benden alın diye demiyorum. Nereden aldığınızın hiçbir önemi yok. Ama yerli ve milli malımız olan Beautiful Food mamanın kalitesi ortada. Onu belirtmiş olalım. Dostlar, bugünkü videomuzun da artık sonuna geldik. Yavrularımız da bakalım yiyor mu, onu da gösterelim. Burada yeni yeme düşen bebekler var. Yine buraya da koydum bir parça. Burada da yiyen bir bebeğimiz var. Kimisi orada daldarıyla uğraşıyor. Kimisi şu küçük kuşlar da, arkadaşlar, gelip isteyenler oluyor maalesef. Biz de az öz üretmeye devam ediyoruz. Yani arz talep meselesi. Yine bakın burada bebeklerimiz son derece mutlu ve mesut yiyorlar. Zemindeki ne diye sorarsanız, bunun da videosunu çektik arkadaşlar. Bir önceki veya bir sonraki video olabilir. Onu da belirtelim. Burada da yiyenler var. Özellikle hayvanlar ilk etapta buğday çimlendirmesini, havucu, yumurtayı, kerevizi, ilk etapta bunu yiyor. Mama da zaten bunlara bulaşıyor. Oradan mamanın içerisindeki etken maddeleri almış oluyorlar. Mamayı %100 yiyecek diye bir kaydı yoktur. Onu belirtmiş olayım dostlar. Şöyle geniş açıdan da üretim halimizi gösterelim. Dostlar, kuşlarımıza mamamızı servis ettik. Sizlere güzel bilgiler vermeye gayret ettik. İnşallah faydalanırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.